Ben e, söylediğiniz bir cümle çok dikkatimi çekti. Sayın Özel'in evet. değişim yok diyen İzmir'e baksın evet. dediği cümle. Bakın evet. bu çok problemli bir cümle. Tamimi ol olmadığı inancındayım ben bu cümlenin şundan dolayı. Hatay Belediye Başkanı'nı değiştirmedi. Bunu bir canlı yayında dedi ki biz ne gerekiyorsa yapacağız değiştireceğiz değişimi göreceksiniz dedi. Hatay Belediye Başkanı'nı orada depremden sorumlu olduğunu düşündüğü Hatay Belediye Başkanı'nı Sayın Özel değiştirmedi. Tekrardan aynı ismi koydu. Bakınız Açıldır milletin, milletin aklıyla dalga geçilmesin Meltem Hanım. Bu milletin aklıyla dalga geçmektir. Yani siz ben bir yerde değişim yapacağım deyip kendiniz de değişim iddialarıyla geliyorsunuz. Kalkıyorsunuz. 100 yılın felaketini yaşadığımız ilin belediye başkan adayını değiştirmiyorsunuz ki ona da sorumluluk atfediyorsunuz bu olayla alakalı. Geliyorsunuz İzmir'i değiştirdik diyorsunuz. Buyurun bakın diyorsunuz. Bu milletin aklıyla alay etmek oradaki seçmeni tabiri caizse Çanta'da keklik görüp oylarını alabileceklerini %100 kesin emin olarak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi seçmene kıymetlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Gerçek bir ideoloji partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten aklı başında seçmene tüm bu mesajları net bir şekilde alacaktır. Kendileriyle dalga geçildiğini anlayacaklardır ve Cumhuriyet Halk Partisine bu seçimlerde çok büyük bir ders vereceklerine inanıyorum ben. Kimse seçmenin iradesini çantada keklik görmesin. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin kalesidir diyerek güvenerek ceketimi koysam kazanırım. Evet. Buraya herhangi birini koysam o da kazanır mantığıyla bu seçimde bakmasın. Bakınız yerel seçimler çok farklı dengelere sahip ve çok farklı siyasi argümanların üretildiği alanlar oluyor. Evet. Bunları da bizzat ben tekrardan yaşayıp sahadan da gözlemleyebiliyorum. Şimdi burada, o yüzden herkes çok dikkatli hareket etsin ve seçmeni kimse küçük görmesin, onların iradesini kimse hafife almasın. Peki şimdi Hamza Dağ var AK Partiden, Ümit Özdağ ile İyi Partiden ve CHP'den de Cemil Tugay var tamam. İzmir'de. Şimdi bu tabloya baktığımızda siz ne görüyorsunuz? Şimdi Sayın Özdağ'ın İyi Parti içerisinde belirli bir karşılığı olduğu tabanda da karşılığı olduğu biliniyordu. Şimdi ya da şöyle bakalım biz ben, Tamam Bir önceki seçimlere dönelim. 2019 seçimlerinde Millet İttifakı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti İzmir'de Tunç Soyer'e destekledi. Tunç Soyer kazandı. Kaç oy oranıyla kazandığını bilmiyorum. Hatırlamıyorum da açıkçası. AK Parti orada aday çıkartmıştı. Orada ne kadar oyla kazandığını da hatırlam, ya, e, ne kadar oy aldığını da hatırlamıyorum Cumhur İttifakı olarak. Yani şuna değineceğim ben kısacası. Biliyorsunuz tabi orada HDP oyları da vardı yani evet. o ittifakın içerisinde. Şimdi bu denklemde matematiksel olarak baktığımızda İyi Parti'nin başka bir aday çıkarması ki ve İyi Parti'nin aslında e, seçilmeyecek bir aday çıkarmaması yani karşılığının olan bir aday çıkarması burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin işini zorlaştıracaktır bir. İkincisi HDP'nin yani Dem Parti'nin İzmir'de tutunacağı takınacağı tutum çok önemlidir. Bu tutum İzmir'de de tekrardan oy potansiyeli anlamında yani rakamsal olarak bu CHP'nin kazanacağı oy oranına yansıyacak. Etkileyecek. Etkileyecektir. Bu iki. Üçüncü olarak da Tunç Soyer'in gerçekten kime çalışacağı? Ne demek istiyorum? Beş sene belediye başkanlığı yapmışsınız. Kemal Bey döneminde beş sene başkanlık yapmışsınız siz İzmir'e. Bir şey kazandıramamışsınız. O ayrı bir şey İzmirlilerin takdirindedir. Dem partililerle orada çok ciddi bir işbirliği yapıp belediyenin içini dem partililerle doldurmuşsunuzdur. Terörle irtibat ve iltisaklı olanlarla kol kola yürümüşsünüzdür. Aranıza mesafe koyamamışsınızdır. Çalışanları İzmir'in gerçek çocuklarından değil de dışarıdan getirdiğiniz bu kişilerden yapmışsınızdır. Bunun takdirini yine İzmir seçmeni verecektir. Ancak benim söylemek istediğim şu. Bu bir karşılığı var ise Dem Parti'de de ve yine aynı şekilde evet. Kemal Bey'in de konsolide ettiği bir tabanda bir seçmen kitlesinde Tunç Soyer kime çalışacak? Tunç Soyer Cumhuriyet Halk Partisi az önce okuduğunuz açıklamaya evet. binaen Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışacak mıdır sizce? Ben inanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'i kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır. Şimdi tabela orayı gösteriyor. Yani bu okuduğumuz tablo burada. Bunu bu şekilde de değerlendirmek lazım. Yani İzmir'de ben burada çok daha önce de hocam hatırlar mısınız bilmem. Yani yaz yayınlarından bir tanesinde olabilir daha yerel seçimleri yeni konuşurken şöyle iddialı bir cümle kullanmıştım. İstanbul'u zaten Cumhuriyet Halk Partisi kaybedecek. İzmir'i de kaybetme ihtimali çok yüksek demiştim. Bu tabloda. Evet, ben daha bu tablo yokken bunları söylemiştim.